Arkadaşlar merhaba. Bugün artık dünyadaki finansal piyasalar o kadar birbiriyle ilişkili hale geldi ki, bir ülkenin aldığı kararlar diğer ülkeleri de o kadar etkiler oldu. Biraz bundan bahsetmek istiyorum. Televizyonda veya yazılı basında sık sık Fed Funds Rate tanımını duyar veya okur olduk. Fed Funds Rate derken Amerika Merkez Bankası olan Federal Rezerv Bank'ın uyguladığı Federal Fonlar oranını kastediyorum. Önce bu oranın tanımını yapacağız. Daha sonra yine sık duyduğunuz bir tanım olan iskonto oranına değineceğiz. Dilerseniz Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası sitesinden aldığımız Fed Funds Rate tanımıyla başlayalım. Amerika Birleşik Devletleri'nde finansal kurumların gecelik bazda borçlanmalarını gerçekleştirdikleri piyasa faiz oranıdır. Para politikası uygulamasında temel gösterge niteliğinde olduğundan Amerika Merkez Bankası'nın yakın gözetimi altındadır. Amerika Merkez Bankası bu piyasada oluşan günlük fed funds rate'lerin kendi açıkladığı oranı uygun seyretmesi amacıyla açık piyasa işlemleri yoluyla piyasadaki günlük rezerv miktarını ayarlar yani kullanılabilir fon. Örneğin bu piyasada oluşan faizler kendi hedef oranının altındaysa Diğer bir deyişle piyasada fon fazlası varsa bu miktarı açık piyasa işlemleriyle piyasadan çeker. Yani bu bir hedef orandır. Amerika Merkez Bankası'nın bankaların birbirine borç verirken kullanmasını istediği orandır. Bizim örneğimizdeki bankalar Banka 1 ve Banka 2 olsun. Buradaki bankanın fazla rezervleri var bize altın standartını hatırlatması için sarıyla yazıyorum Banka 2'nin de bu fonlara ihtiyacı var Diyelim ki Banka 1 eğer banka 2 ona gecelik %6 faiz öderse Bu fonları kredi olarak ona kullandırmaya razı Şimdi bu durumda FED duruma bakıyor Bu oran bizim hedef oranımızın üstünde Bankaların birbirlerine borç verme faiz oranının daha düşük olmasını istiyoruz. Bu oranı düşürmek için açık piyasa işlemleri yapmalıyız." diyor. Açık piyasa işlemlerini daha iyi anlayabilmek için önce Fed'in bilançosunu çizelim, dilerseniz. Bilançonun sol tarafında aktifler, sağ tarafında ise pasifler yer alıyor. Ve biraz daha öz kaynaklar olacak. Açık piyasa işlemlerinde Fed'in temel olarak yaptığı şey Hedeflediği faiz oranına ulaşılacak şekilde piyasadaki para miktarını ayarlamaktır. Örneğin piyasadaki faiz oranlarının düşmesini istiyorsa para basıyor. Bunu banknot olarak basabilir. Evet bunlar banknotlar veya nakde çevrilecek şeyler. Para bastığında bilançosunun pasif tarafında da dolaşımdaki banknotlar kalemine giriş yapıyor. Dolaşımdaki banknotlar veya tedavüldeki banknotlar diyelim buna yani FED bunu biz ihraç ettik, birisi bize getirirse bunu ödemekle yükümlüyüz diyor. FED'in bastığı banknotlar Amerikan hükümetinin güvencesini taşıyor. FED bastığı bu dolarlarla piyasaya girip hazine bonosu veya devlet tahvili satın alıyor. Bu tahvilleri sizden, benden, büyük bir şirketten veya büyük annenizden satın alıyor olabilirler. Diyelim ki ben de çok fazla miktarda devlet tahvili var. Ülkenin en zengin insanıyım. Benden tahvil satın alıyorlar. Bu Çin'den de olabilir. Çünkü Çin'in elinde yüklü miktarda Amerikan tahvili vardır. Bu durumda Fed bilançosunda artık banknot olmuyor. Bunun yerine tahviller oluyor. Artık bende tahvil yok. Tahvilleri FED'e sattım. Tahvilleri satarken alan tarafın yani işlemin karşı tarafının FED olduğunu bilmiyorum. Ben bankam üzerinden piyasada satıyorum, alan tarafın kim olduğunu bilmiyorum. Bu tıpkı hisse senedi piyasası gibi, tahvili satarken veya alırken karşı tarafın kim olduğunu bilmiyorum. Tahvili sattım, karşılığında nakit aldım. Şimdi elimdeki nakdi ne yapacağım onu düşünüyorum. Tabii ki gidip bankaya yatıracağım, öyle değil mi? Örneğimizde, basit olması için sadece 2 tane banka olduğunu varsaymıştık Paramın birazını bu bankaya, birazını da diğer bankaya yatırayım Şimdi neler oluyor ona bakalım Şimdi bu bankanın kredi vermek istediği daha fazla fonu oldu Bu bankanın ise kredi alma ihtiyacı azaldı Yani arz yükseldi, talep düştü Biliyoruz ki eğer bir şeyin arzı artar talebi düşerse bu şeyin fiyatı düşer. Bu bankanın borç verecek daha fazla parası var ve bu bankanın ise para ihtiyacı azaldı artık %6 faiz ödemek istemiyor. Bu bankada kredi olarak kullandırılacak daha fazla para var ve parayı satabilmek için faizi diyelim ki %5'e indiriyor. Fed piyasadaki faizi etkilemek için tahvil alımı yaptığı gibi tahvil satışı da yapabilir. Eğer piyasadaki faizin düşük olduğunu düşünürlerse tahvil satışı yaparak piyasadaki likiditeyi emebilir ve faizleri yükseltebilirler. Diyelim ki piyasadaki gecelik borçlanma faizi %3 olsun. Bu %3 oranı yıllık bazda biliyorsunuz. Fed bu faiz oranını düşük buluyor. Bankalar arası borçlanma piyasasındaki hedef faiz olan Federal Fonlar oranını yükseltmek istiyor. Az önceki örneğin tam tersi işlem yapabilir. Bilançodaki bu tahvili piyasaya girerek satabilir. Belki buradaki kişiye sattı. Bu kişinin parası bu bankalardaki mevduat hesabındaydı. Parasının birazı bu bankadaydı, birazı da bu bankadaydı. Fed bu kişiye tahvil sattığında bu kişi bankalardaki parasını çekerek Fed'e ödeme yapacak. Yani banknotlar bankalardan çıktı ve FED'e geri gitti. Bu tutar FED'e gittiğinde FED bilançosundaki bu yükümlülüğü ve banknotu azaltabilir. FED'in piyasaya tahvil satması sonucunda finansal sistemdeki likidite azalıyor, talep artıyor, arz azalıyor. Bu bankanın kredi olarak kullandırabileceği daha az parası var. Bu banka ise daha yüksek tutarda para borçlanmaya çalışıyor kredi alabilmek için daha fazla faiz ödemeye razı. Ve faiz oranları yüzde dörde yükseliyor. Bu anlattıklarımız bankaların birbirlerine belli bir faiz karşılığında kredi açmayı istedikleri bir dünya için geçerli. Bu bankanın hazinesindeki bankacı, belirli bir faiz karşılığında diğer bankaya bir gece için kredi açma konusunda istekli. Bunun sağlam bir banka olduğunu biliyorum, yarım paramı geri ödeyecek diyor. Kısa bir teknik detay verelim, bankalar birbirleri için kredi limiti tahsis ediyorlar ve bu limit içinde kalan işlemler saniyelerle ifade edilebilecek kadar kısa sürede gerçekleşiyor. Şimdi şöyle bir durum düşünelim, bu banka 1 ve bu da banka 2. Banka 1'in fazla rezervi var, banka 2'nin ise rezerv ihtiyacı var. Diyelim ki insanlar bir sebeple Banka 2'den endişe duymuşlar ve paralarını hızla çekmeye başlamışlar. Biliyoruz ki hiçbir banka tüm mevzuatlarını ve diğer yükümlülüklerini aynı anda geri ödeyecek kadar nakit karşılık ayıramaz. Banka 2'nin bilançosunu çizelim. Öz kaynakları var, mevduatları var. Bunların hepsi mevduat. Aktif tarafta rezervleri var ve verdikleri krediler var banka verdiği paraya kazandığı faizle aldığı paraya ödediği faiz arasındaki farkı kazanıyor. Eğer bu bankanın müşterileri panik halinde bankadaki paralarını geri çekmeye başlarlarsa ne olur? Düşünelim, zorunlu rezervleri ayırmıştı ancak para çıkışı çok hızlı bir şekilde gerçekleşiyor. Panik oluşmasını engellemek için ödeme yapmaya devam etmek istiyorlar. İlk kişi geliyor, parasını çekiyor. Tamam, bunu ödüyorlar. Ancak ikinci, üçüncüden sonra ödeyememeye başlayacaklar. Bu da panik yaratacak. Müşterilerime paralarını geri vereceğimi söyledim ama bunu yapmamaya başlarsam panik yaşanır. Herkes parasını çekmeye çalışır. Çok fazla ve ani mevduat çıkışı dolayısıyla banka likidite güçlüğüne düşebilir. Normal bir durumda Banka 2 rahatça Banka 1'den borçlanabilir. Videonun başındaki örnekte ele aldığımız gibi kredi alır ve faizini öder. Eğer Banka 1 de Banka 2'den korkmaya başlamışsa ne olur? Banka 2 likidite krizinde belki aktifleri eriyor. Güncel durumunu bilmek güç dediği anda bankalar birbiri ardına bu bankaya açtıkları limitleri dondurmaya başlarlar banka iki bankalar arası piyasadan da fon bulamaz duruma düşer. Eğer banka iki müşterilerinden birisine dahi parasını ödeyemezse, Durum gerçekten kötüleşir. İstisnai bazı durumlarda tek bir bankada yaşanan sıkıntı bile tüm bankacılık sektörüne karşı toplu bir güven kaybına dönüşebilir ve sağlam bankalardan dahi para çekilmeye başlanabilir. İşte böyle bir durumu önleyebilmek için FED iskonto penceresinden yararlanır. Şimdi FED'in bilançosunu tekrar çizelim. İskonto penceresi, bankaların fon sağlamak için başvuracakları son kaynaktır. Diyelim ki örneğimizde federal fonlar oranı yüzde 6 olsun. Normal koşullarda bankalar arasındaki işlemler yüzde 6 ile gerçekleşiyor. Diyelim ki bu banka zora düşmüş ve FED'e giderek doğrudan FED'den borçlanabilir. Bunlar FED'in aktifleri, bunlar da pasifleri. FED banknot basıyor, buraya da tedavüldeki banknotlar kalemine giriş yapalım ve bu banknotlarla zordaki bankaya kredi açıyor ve FED bunları bankaya veriyor, karşılığında da FED'den aldığı kredi için teminat vermek zorunda. Elindeki bazı varlıkları piyasa koşullarında satmak istemiyor ve bu varlıklarını Fed'e teminat vererek karşılığında kredi kullanıyor. Yani repo işlemi yapıyorlar. Eğer bu konudaki videoyu henüz izlemediyseniz göz atmanızı öneririm. Acil nakit ihtiyacı olan banka başka hiç kimseden para bulamadı, geldi direkt olarak Fed'den iskonto penceresinden borçlandı. İskonto penceresinden aldığı kredi için ödeyeceği faizin adı da iskonto faizi. İskonto faiz oranı federal fonlar faiz oranından daha yüksektir. Zor durumlarda kullanılması gereken bir seçenektir yani. Federal Reserve Bank faiz oranlarından bahsettiğinde genelde bahsedilen federal fonlar oranı yani Fed Funds Rate'tir iskonto faiz oranı yani discount rate de fed funds rate ile uyumlu şekilde belirlenir ve federal fonlar oranından daha yüksektir. Bu videoda Amerikan Merkez Bankası'nın uygulamaları üzerinde durduk. Bununla birlikte açık piyasa işlemlerinin yapısı ve diğer uygulamalar çoğu gelişmiş ülke sisteminde birbirine benzerdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.